geldiniz. Bugün birlikte o Korelilerin çok meşhur olan 10 adımlı cilt bakım rutinini uygulayacağız. Onların cildi gibi böyle parlak, pürüzsüz, böyle porselen gibi olmasını diliyorum. Şu an en büyük temennim o. Size şu anki cildimi tarif etmem gerekirse aşırı derecede kuru, pütür pütür, ciddi bir bakıma ihtiyacı var şu anda. Ve Korelilerin o cildini gördüğüm zaman aşık oluyorum her seferinde. O kadar bembeyaz, pürüzsüz, parlak ve ciltleri her zaman mükemmel görünüyor. Ve bugünkü temennimiz onların cildine kavuşabilecek miyiz? Bunu test etmek. Bugün bu videoda kullanacağım ürünlerin hepsi böyle farklı markalardan Kore cilt bakım ürünleri satan Limonin Comide. Eğer bilmiyorsanız, daha önce duymadıysanız Limonin'i, Limonin bu yıl Expo 2020 temsilcisi ve bu temsilciliklerini Trendyol, Hepsi Burada, Neon Bir Mor, Hippo gibi çeşitli open marketlerde kutluyorlar. Ayrıca kendi sitelerinde büyük bir indirim var. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Ürünlerin fiyatları zaten çok pahalı değil. Bir de bu tarz indirimlerde çok çok daha indirimli oluyor ürünler. %68, %58, %50 gibi indirimler yapıyorlar. O yüzden sık sık sitelerini ve bu open marketleri kontrol etmeyi unutmayın. Ki indirimleri kaçırmamak için. Bu videoyu çekmeden önce bugün kullanacağım ürünleri böyle didik didik inceledim. Yorumlarına baktım. Aşırı güzel yorumlar vardı ürünler hakkında. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Umarım benim cildime de onlarda gördüğüm gibi güzel etkiler yaratır. Bakalım. Önce şu saçımı hemen ben toplayıp geliyorum. Çünkü uzun saçlı cilt bakımı yapamam. Geliyorum. Evet. Geldim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Önce ilk yaptıkları adım yağ bazlı ya da su bazlı bir temizleyiciyle ciltlerini yıkamak. İyice temizlemek. Ben bu adımı yaptım banyoda az önce. Çünkü burada su olmadığı için. İkinci adımımız, yani yaptıkları ikinci adım eksfoliasyon. Yani peeling. Cildi böyle ölü hücrelerden iyice arındırıyorlar. Biz de şimdi aynısını yapacağız. Yüzümdeki tüylerden ve ölü hücrelerden kurtulmak için Korelilerin de yaptığı bir yöntem var. Ben o yöntemi 2,5-3 yıldır falan yapıyorum. Birkaç usturası kullanarak yüzümdeki tüylerden bu şekilde kurtuluyorum. Sadece yüzünüzdeki tüylerden kurtulmanız için değil, aynı zamanda ciltteki bu ölü hücrelerden arınmanızı da sağlıyor. Herkes de bunu uygulamadan şu çekince oluyor. Acaba çok kalın çıkar mı? Acaba şöyle olur mu? Acaba böyle olur mu? Bende olmadı. Ha, korktum mu? Hayır. O yüzden ben de bunu kullanıyorum. Benim birinci eksfoliasyon yöntemim bu. İkinci olarak ben de şöyle ilginç bir ürün var. Peeling Bean yazan. Üstünde de Made in Korea yazıyor ve her şey Korece yani. Hiç Türkçe bir şey yazmıyor. Ben şimdi internetten araştıracağım ne olduğunu anlayabilmek için ve nasıl uygulamam gerektiğini bilmediğim için. Ama şöyle hani paketinden gördüğüm kadarıyla ufak tefek böyle, nasıl anlatsam, Türk kahvesi tortusu gibi şöyle içinde tortucuklar var gibi. Bakacağım bir dakika. Bir dakika. Bu böyle peeling bean kahve peelingiymiş. Scrub tipi yüz temizleme peelingi. Şimdi anladım. Bakalım özellikleri neymiş? Doğal ham maddelerden oluşan, gözenek bakımı sağlayan, peeling yapma ve nemlendirme özelliklerine sahip kahve çekirdeği şeklindeki temizleyicidir. Çok ilginç. Özel kahve tozu su ile birleştiğinde köpürür ve etkili bir temizlik sağlar. Oha! Suyla mı birleştirmem gerekiyor? Yani şuradan açıyoruz ama bir de çıt çıtlı böyle koruma bandı var. Hani kurumasın diye falan yapılmış. Çok iyi düşünülmüş bence o da. Ah, çok güzel kahve kokuyor. İnanılmaz kokuyor yalnız. Doğal olarak kahve olduğu için çok şaşkınım. Hayatımda ilk defa böyle bir ürün görüyorum. Kırılıyor yalnız. Nasıl göstereceğim size bunu? Bir dakika. Ne oldu kızım? Bak kokla. Çok güzel değil mi? Her kokuyu beğenmez, bunu beğendi bak. Şöyle bir tane kahvemi aldım. Gidiyorum, elimi suyla ıslatıp geliyorum hemen. Uygulayalım bakalım. Geldim, elimi de suyla ıslattım. Şöyle elimizle ezmemiz gerekiyormuş. Her yere döktüm. Bunun kesinlikle banyoda yapılması gerek. Çünkü her yere dağılıyor. Şimdi elimi yüzümü falan yıkıyorum. Hemen geliyorum bakalım.
Nasıl olmuş? Az önce cildimi söylemiştim size zaten. Böyle pütürcüklü pütürcüklü kupkuru bir cildim vardı. Şu an kaymak gibi bir cildim var. Müthiş temizliyor. Bir inanılmaz güzel bir peeling yapıyor. Ben daha önce birçok peeling denedim ama bu kadar güzel, bu kadar müthiş bir şey denemedim daha önce hayatımda hiç. Ve ben bu ürünü kesinlikle bittikçe satın alacağım. Bu kadar uygun fiyatlı bir üründen bu kadar müthiş bir performans gerçekten beklemiyordum. Kahve tortusunu da kullandığın zaman hani cildine evet bir peeling etkisi yaratır ama bunun gibi bir etki kesinlikle yaratamaz. Şimdi tonik zamanı. Seobi, galiba Seobi diye okunuyor. Whitening Sea Toner isimli. İçerisinde vitamin C olan, cildi böyle parlatmayı vaat eden bir ürün. Bakalım ne diyor? Cilt bakımı rutininizin ilk adımı olan tonik, donuk cildi temiz ve şeffaf hale getirmek için nemlendirir. İçerisinde niasinamid ve adenozin varmış. Niasinamid cildin aydınlanmasına yardımcı olan bir içerik. Adenozin de ciltteki bu kırışıklıkların iyileştirilmesini sağlayan bir içerik. Gerçekten çok sevdiğim içerikler. Ne diyor? Cildinizi temizledikten sonra bir pamuk ya da el yardımıyla cildinize uygulayın. Tampon hareketlerle cildinizin emmesini sağlayın. Okey. İlk içerik Aloe Barbadensis Leaf Extract. Bu içerik aloe vera ekstresi. Yani aloe vera ile aynı işlevi görüyor diyebiliriz. Bakalım deneyelim. Ürünler cam şişede geliyor. Aşırı şık görünüyor bu arada. Kokusu yok denecek kadar az ama böyle çok hafif bitkisel kokuyor ama kesinlikle hani kokusuz olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir şey. Koku sevmeyenler için hoş bir şey bu bence. Yalnız benim aynam yok. Hemen ayna. Hemen ayna. Boynuma da getiriyorum. Ben boynumu hiçbir zaman ihmal etmem cilt bakımında. Siz de ihmal etmeyin. Yani cildinden çıkan kalıntıları size göstermek istiyorum. Şoka girersiniz. Buradan da şunu anlıyoruz ki derinlemesine adımlı adımlı bir cilt temizliği yapmazsak cildimiz ciddi anlamda temizlenmiyor. Yani çok müthiş temizlediğimizi sanıyoruz ama aslında cilt temizlenmiyor. Sadece cildinizi jelle yıkayıp işte üstüne nemlendirici sürmek kesinlikle yetmiyor. Özellikle belli bir yaştan sonra kesinlikle böyle adımlı cilt bakımı yapmamız gerekiyor. Bence Koreliler kesinlikle doğru olanı yapıyor bu arada. İlk uyguladığım anda ürünler cildimde böyle kızarıklık falan yapar. O zaman ben ürünleri hemen kullanmayı bırakıyorum. Siz de bırakın hele. Eğer ki mesela bir ürün uyguladınız, cildiniz direkt böyle kızarmaya, yanmaya başladı. O zaman o kötü ama cildinizde böyle hafif gıdıklanma hissederseniz o ürünün işe yaradığını gösterir. Şu an hiçbir hissiyat, yanma vesaire, kaşıntı, kızarıklık falan yok. Benim cildim aşırı hassastır. Şu ana kadar hiçbir kullandığım ürüne reaksiyon göstermedi. Bu iyi bir şey benim için. Bu da demek oluyor ki hani cildi çok hassas olmayanlar rahatlıkla kullanabilir. Benim gibi hassassanız yine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakalım ne yapıyorlar başka. Esans, ampul tarzı bir şey uyguluyorlar. Ben daha önce hiçbir zaman cilt bakımında böyle esanstır, ampuldür hiç kullanmadım açıkçası. Genelde hani tonik uygularım, sonra serumumu, nemlendiricimi uygularım. Ama onlar bu tarz böyle ampuller, esanslar uyguluyorlarmış. Benim elimde yine Seobi markasının Whitening Sea ampul, aydınlık görünüm veren cilt ampulü. Genelde böyle Korelilerin hep böyle aydınlık cilt, beyaz cilt, hep onlara yoğunlaşıyorlar. Ki benim de istediğim o zaten cilt bakımında her zaman. Böyle cildim böyle aydınlık, parlak görünsün. Çok seviyorum aydınlık cildi. Bu ürünün de özelliği cildi derinlemesine besler, parlak ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur, aydınlatır, dinlendirir. Çok uygulamış olabilirim. Şimdi elimle önce bir masaj yapacağım. Daha da emdirebilmek için Korelilerin bir diğer yöntemi olan taşlarla yüzümüze bir güzel masaj yapacağız. Bir tanesi şöyle tırtıklı, daha boyun bölgesine vesaire masaj yapmak için. Diğeri de biri gözaltı için, biri şöyle yine yüz için. Bunu bu tarafıyla masaj yapıyorum. Onlar da her zaman bu adımı ciltlerine uyguluyorlar. Yaprak ya da sürülebilir detoks maskeye ihtiyacımız var. Ben de şöyle yine Kore ürünü olan bir maskemiz var. Selection Prestige Jeju Mayu isimli markanın nemlendirici maskesi. Paket o kadar tatlı ve lüks görünüyor ki çok beğendim. Nerede çok ilginç, çok tuhaf şeyler varsa hep Korelilerden çıkıyor. Bakalım ne yazıyor? Özelliği neymiş?
Kore'nin en temiz bölgesi olan Jeju Adası'nda yetiştirilen atlardan elde edilen at tığı ve hyaluronik asit içeren nemlendirici ve besleyici yüz maskesidir diyor. Her şeyin ilk önce kokusuna bakmam. Hiç koku yok, sıfır. Bunlar neden kokusuz acaba? Çok ilginç. Bayağı ıslak bir şey bu arada. Tam benim sevdiğim gibi. ...15-20 dakika sonra geleceğim. 20 dakikayı doldurduk. Çıkartalım bakalım. Kalanı ellerime de süreyim. Aslında ben birkaç gün önce çekecektim bu videoyu ama inanılmaz alerjik atak yaşadığım için çekemedim. Bugün böyle biraz daha rahatladığım için gözlerim, işte burnum, kulaklarım, boğazım falan bir tık daha rahat olduğum için bugün çekeyim dedim. Ekstra alerjik bir dönemimdeyim ve bu ürünler şu anda hiçbir alerjik reaksiyona sebep olmadıysa hiç olmaz yani. Çünkü dediğim gibi aşırı hassas cilde sahibim. Şimdi göz bakımı ve nemlendirici kısmına geldik. İki tane krem var yine aynı serinin. Bir tanesini gece kullanıyorsunuz, bir tanesini gündüz kullanıyorsunuz. Şimdi ben gündüz olduğu için ama henüz kararmadı. Akşam tekrar bakımı yaptığımda o akşam olanında kullanacağım mutlaka. Cildi derinlemesine besleyerek parlak ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Cildi aydınlatır, dinlendirir. Yine niasinamid ve adenozin bunda da varmış. Paketlemeleri gerçekten çok güzel bu arada. Böyle çok şirin. Ya Korelilerin ürünlerin hepsi müthiş. Bunda da aynı böyle hafif bitkisel bir koku var. Kesinlikle ağır değil. Ben şu an kapaktaki ürünü kullanacağım. Nemlendiricinizi ya da serumunuzu gözaltı kremi olarak kullanabilirsiniz. Ben de şu an Kore ürünlerine ait bir gözaltı kremi olmadığı için ben bunu gözaltıma kadar getiriyorum bu kremi. Alkollüyse ya da çok parfümlüyse gözaltınızı sakın sakın çıkartmayın. Biraz yakına geldim cildime daha net görün diye. Şuna bakar mısınız? En son adıma geldik. Şimdi güneş koruyucu. Hop hop hop. Koreliler güneş koruyucu SPF sürmeden kesinlikle dışarı çıkmazlarmış. Güneş ışınları evin içine giriyor diye evde bile uygularlarmış. Çok mantıklı yaptıkları şey. Çünkü hepimizin böyle yapması gerekiyor. Güneş koruyucu SPF'ler çok önemli. Evde bile uygulamamız gerekiyor. Hani dışarı çıkmayacaksak bile. Ama hani uygulamıyoruz yani evde. Ama kesinlikle dışarı çıkarken uygulamayı ihmal etmiyorum ben de. Şu an sanki böyle müthiş bir cilt bakımından çıkmışım gibi hissediyorum. Bir ilk cilt bakımı yapmadanki haline bakın cildimi. Bir de şimdi. Bir tane de inkim var benim böyle Kore ürünü yine. Dudaklarım iyice nemlensin diye. Ben çok uzakta duruyorum. O halde bile cildimin nasıl parladığı, porselen gibi göründüğü belli oluyor. Instagram'dan sizinle çok fazla sohbet ediyoruz. Ben genelde beğendiğim, kullandığım ya da kullanacağım ürünleri Instagram story'den paylaşıyorum. Beni Instagram'dan mutlaka takip etmeyi unutmayın. Özellikle şundan bir kutu daha satın alacağım. Bu ürünler bittikten sonra tekrar satın alacağımdan eminim. Çok beğendim. Hepsi ayrı ayrı. Ayrıca yeni Kore ürünleri de denemek istiyorum. Yine o siteden biraz daha ürün araştırıp satın almayı düşünüyorum. Siz de bakabilirsiniz. Aşağı yine link koyacağım zaten. Ürünlerin linkleri aşağıda olacak. Ve ben artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum.